İkisi kendine gelemez. Ne zaman gelmez ki? Şey, yazıyoruz burada ama bak bak sonra da yazıyoruz. Yazıyoruz. Demesinler. Uçak. Ya şimdi Hatay Spor'da transfer çalışması bitmez ama her şey transferle çözülmez. Bir defa şu anki hem teknik ekibe hem futbolcularımıza güvenmek zorundayız. Ve seyircilerimiz de şunu bilsinler, biz geçen sene bir puanla başlamıştık. İlk iki maçta bir puan almıştık, bir mağlubiyet, bir Kasımpaşa beraberliğimiz vardı. Bu sene de iki mağlubiyet oldu ama oynanacak oyuna baktığınız zaman hem Trabzon maçında hem bu son Gaziantep maçında hep top bizdeydi yani. Mesela Gaziantep başında 17 şut çekmişiz, bir gol atmışız. Gaziantep 3 pozisyon bulmuş, ikisini gol atmış. Bazen futbolun özelliği bu zaten, sürprizler olabiliyor. Futbolda bunlar olabilir ama Atakaş Hatay Spor taraftarı hem Atakaş Hatay Spor'a güvensinler, hem yönetime güvensinler, hem de teknik ekibe, futbolculara güvensinler. Çünkü biz iyi bir takım kurduk. Ama bu takım yeni bir sisteme alışıyor şu anda. O sistemi 5 hafta içerisinde futbolcular hem benimseyip hem de meleke haline getirdiği zaman Atakaş Hatay Spor her takıma kök söktürecek, maç yapacaktır. Ama yine birkaç mevkiye bulursak futbolcu alacağız. Özellikle santrafor mevkisine. Bir de orta sahada sol ayaklı bir futbolcu bulursak alacağız. Ama içimize sinen futbolcu olursa şu anda hem takım çalışmalara devam ediyor. Hem de yöneticiler, teknik ekip bu iki fonksiyona uyacak futbolcu peşinde. Ekonomik şartlara uyarsa, futbolcunun buraya gelip burada oynamak istemesi olursa, takımı verirse biz alacağız yani. Bunu ama takım yetersiz diye değil, takımı zenginleştirmek için alacağız. Alternatifi arttırmak. İlerleyen günlerde sakatlık, cezalı olursa bir sıkıntıya düşmemek amacıyla alacağız. Ama Atakaş Hatay Spor taraftarı müsterih olsun, maçlara gelsinler. Yani biz o maçlarda 15-20 bin kişi oynamak istiyoruz. Trabzonspor'a gittik. Trabzon'da 40 bin kişilik statta 35 bin kişi vardı. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu, herkes maçtaydı. Yani 3-5 bin kişiye takım oynasın istemiyoruz. Ve herkesin çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle maça gelmesini istiyoruz. Biz işin parasında değiliz. Gelsinler, bütün taraftarlarımız takımlarına sahip çıksınlar. Onlar çıksın, biz daha fazla çıkacağız.